Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte tarihin tanıtılan ilk iPhone'u yani iPhone 2G ve günümüzün en hızlı iPhone'u olarak tarif edilen iPhone 10'u karşılaştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar öyle insafsızlık yapmak yok. Sen kalkıp da 2007'de çıkmış olan telefonu 2017'nin en iyi telefonuyla teknik özellik anlamında kıyaslayamazsın. Ama arkadaşlar şimdi 10 yılda neler değişebilir? Biz neleri gözlemleyebiliriz? Mesela açılış hızları bence önemli bir ayrıntı. Gelin şunların açılış hızlarını bir kıyaslayalım. Açılış testimizi yaptığımıza göre gelin şimdi siz bu cihazlarla çekilmiş fotoğraflara ve kendilerine bakarken ben de size biraz aralarındaki farklardan bahsedeyim. iPhone 2G'mizin ekranı 3.5 inç ve 320x480x165 ppi iken iPhone 10'un ekranı 5.8 inç, 1025x2436'lık çözünürlük ve 458 ppi'lik bir değere sahip. İlk iPhone'da ekran gövde oranı %52 iken iPhone 10'da bu rakam çıldırmış ve %82.9'a kadar gelmiş durumda. iPhone 10 için neredeyse çerçevesi yok diyebiliriz ama şurada çentiği var, bunda da çentik yok. Hadi bakalım. Tabii arkadaşlar bu geçen 10 senede güvenlik anlamında ciddi atılımlar var. Mesela iPhone 10'da güvenliğimizi yüz tarayıcısı ve standart şifreleme yöntemleriyle sağlayabiliyorken iPhone 2G'de güvenliğimizi sadece ekran kilidiyle sağlayabiliyoruz. iPhone 10'da da telefonun alt kısmındaki bölmeye parmağımızı yerleşip yukarı doğru ittirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman açık uygulamaları görebiliyoruz. iPhone 2G'mizin alt kısmında o dönemin kendine özel olan şarj aleti girişi, onun hemen üstünde home butonu ve üst kısımda da ayizesi yer alıyor. Telefonun sağ tarafında ses açma kapama tuşu ve telefonu sessize alıp sessizden çıkarabileceğiniz bir switch var. Arka kısımda kamera ve Apple logosunu görüyoruz. Ön kısımda bir ön kamerası maalesef yok. iPhone 10'a baktığımızda ise alt kısımda hoparlörler ve değişen şarj girişini görüyoruz. Ekranın ön kısmında herhangi bir buton yok. Üst tarafta ayize, ön kamera ve yüz tanıma için gerekli olan sensörler. Yan kısım iPhone 2G ile aynı. Sadece tuşların tasarımları değişmiş. Telefonların sağ tarafına baktığımız zaman ise normalde iPhone 2G'de üst tarafta bulunan açma kapama tuşumuz iPhone 10'da sağ tarafa gelmiş durumda. Çok hayati bir şeyi unutuyordum. iPhone 2G'nin üst kısmında 3.5 milimetrelik aslanlar gibi bir jack girişi bulunurken iPhone 10'da bu yok. Bu 3.5 milimetrelik jack konusunda dedenin toruna gol attığını hepimiz kabul ediyoruz galiba. Biraz da kameralardan bahsetmek istiyorum. iPhone 2G'mizin ön kısmında herhangi bir kamera yok arkadaşlar. Buna karşılık olarak da iPhone 10'un ön kısmında 7 megapiksellik bir öz çekim kamerası bulunuyor. Arka kısma baktığımız zaman iPhone 10'un arkasında 12 megapiksellik çift kamera bulunurken ve bununla böyle inanılmaz 60 FPS falan filan videolar çekebiliyorken 2G'nin arkasına yer alan arka kamerayla sadece fotoğraf çekebiliyordunuz. Yani telefonda video çekme özelliği yoktu o zamanlar. 2G'nin arka kamerası da 2 megapiksel değerinde. Tabii ki de burada iPhone 10 ve daha önce 8, 7 Plus'larda da gelmiş olan kamerayla yapabileceğiniz çeşitli efektler artı özellik olarak 10 yıl anlamında Apple'ın hanesine yazılıyor. Peki telefonlar neydi, ne oldu? Yani ebatları nasıl değişti. İlk iPhone'umuz 11.5 cm uzunluk, 6.1 cm genişlik ve 11 mm'lik kalınlığa sahipken iPhone 10, 14.3 cm uzunluk, 7.9 cm genişlik ve 7.7 mm de inceliğe sahip. Yani torunun boyu uzamış, biraz da enine genişlemiş. Bir maşallahımızı alırız artık. Ağırlık anlamında ilk iPhone'umuz 2G 135 gramken iPhone 10 tam olarak 174 gram. Boşuna maşallah değil demedik yani. Hemen şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 11 yılda değişmeyen tek bir şey var. O da şu ki bunun 8'liği, 16'lı, 64'lüğü, bunun 256'lığını falan filan bulabilirken 10 yıl boyunca çıkan hiçbir Apple modeline SD kart takamıyordunuz. Bu dedede de böyle, torunda da böyle. Biraz artık konunun sadedine iniyorum arkadaşlar. Bu telefon ilk çıktığında 599 dolardı. Bu da 999 dolara çıktı. Aralarında 400 dolarlık bir fark var. Her yıla böldüğünüzde yıl başına 40 dolar düşer. Test sürümümüzde iPhone 2G'de 3.1.3 iken iPhone 10'da iOS 11 oluyor. Yani 10 yılda 8 versiyon değişiyor. Apple geçen 10 yılda gerçekten ciddi bir yol kat etmiş. Özellikle güvenlik önlemi anlamında gerek parmak izi okuyucu gerekse Face ID anlamında bayağı farklar atmış. Diğer markalara demiyorum ama kendi ilk çıkan telefonuna. Ha mutlaka bu içeriği izleyen arkadaşlarda bir bölünme olabilir ama ben şunu açıkça söyleyebilirim. Arkadaşlar iPhone 2G daha küçük olduğu için ben bu yılda da 2018'de de bu telefonu tercih edebilirdim. Hem de iPhone 10 yerine. Çünkü iPhone 10 biraz büyük. Tek elle kullanım mottosu bence çok önemli bir şey.
Sonuç olarak arkadaşlar Apple'ın ilk çıkan telefonu iPhone 2G ile çıkan en iyi telefon olarak lanse ettiği iPhone 10'u şöyle inceden bir kıyaslamaya ve Apple'ın nereden nereye geldiğini gösterdik. Sizlere de sormak istediğim soru şu arkadaşlar. Sene 2018 bu iki telefonun da fiyatı aynı. Özellikleri de aynı. Diyelim ki hikaye bu ya. Siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? iPhone 10'u mu yoksa iPhone 2G'yi mi? Bu arada önde kamera yok. Bu koşulların hepsi geçerli. Sadece bu daha küçük, bu daha büyük. Anketlemesi hemen açıldı. Cevaplarınızı merakla bekliyorum. Ayrıca Apple sizce yeterince gelişmiş mi? Bunu da yorum bölümünde lütfen hep birlikte tartışalım. Artık başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.